Eğer Sayın Öcalan'ın sabrı taşarsa, eğer Sayın Öcalan ben bu süreçten çekiliyorum derse, o zaman vay halinize. Terör örgütünün talimatlarıyla halkı sokağa çağıran HDP'liler paylaşımlarının suç teşkil etmediğini iddia etti. Savunma yapmaktan kaçındı. Buna alışsanız diyorlar. Çünkü daha biz baştan yapanın heykelini dikeceğiz ülke. 6-8 Ekim terör olaylarının faillerinin yargılandığı dava Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam etti. Davada eski HDP eş genel başkanları Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ'ın da aralarında bulunduğu 108 sanık yargılanıyor. Biz sırtımızı YPG'ye, YPJ'ye ve PYD'ye yaslıyoruz. 23 Eylül'deki duruşmaya Selahattin Demirtaş mazeret bildirerek katılmadı. Figen Yüksekdağ ile eski Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Başkanı Gülten Kışanaksa duruşmaya Segbis'le katıldı. Sayın Öcalan'la gerçekleştirdiğimiz toplantıda... Mahkeme başkanının Covid testinin pozitif çıkması nedeniyle duruşmaya geçici heyet baktı. Bu durumu fırsata çevirmek isteyen avukat ve sanıklar yargılama sürecini uzatma çabalarını sürdürdü. Duruşmaya uzaktan Segbis'le katılan sanıklar savunma yapmak istemedi. PKK sizi tükürüğüyle boğar, tükürüğüyle. Dava savcısı sanıkların kaçma ihtimallerini esas alarak tutukluluğun devamını istedi. Tutukluluk durumu hakkında HDP Merkez Yürütme Kurulu üyesi Alp Altınörs söz aldı. Altınörs, olayların yaşandığı dönemde halkı sokağa çağırarak ölümlere neden oldukları o paylaşımların şiddet içermediğini iddia etti. Paylaşımların suç olmadığını savunan Altınörs, tahliyesini istedi. Eski Demokratik Bölgeler Partisi eş genel başkanı Sebahat Tuncel ise mahkeme heyetini hedef aldı. Tuncel, siyasi iktidar ne diyorsa biz ona göre yargılanıyoruz diyerek de kendini savundu. Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, Emniyet Genel Müdürlüğü'nden 6-8 Ekim'de yaşamını yitirenlerin listesinin istenmesine karar verdi. Sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar veren heyet, duruşmayı 18 Ekim'e erteledi.